Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Anne, ben düğüne gelmiyorum. Aa, te güldürmüyorsun beni kızcığım. Sanki çalgı çengi var deseler aya bile merdiven dayarda çıkarsın. Ne bilenin düğününe mi gelmeyeceksin? Hem kombersiz düğün mü olurmuş? Elbisem yok. Neyle geleceğim o düğüne söyler misin acaba? Bu dizizleri çıkan eşofmanımla mı geleyim? Ay babandan para isteriz, çıkarız alışverişe. Ne istersen onu alırız. Yahu babam para isteyince sanki veriyor mu? Adamın cebinde akrep dolaşıyor, bilmiyor musun? İstersen verir mi canım? Vermez tabii. Mantıklı olacaksın. Bir dakika bekle. Ne yapıyorsun? Şimdi Osman Bank'tan biraz para çekelim. Allah! Bu ne be? Cüzdanı alarm taktırmış. Ne yapmış bu be? Hırsız mı girdi Sami eve? Hırsız nerede? Nerede hırsız? Aa, hırsız! Hırsız mı? Ay ne hırsızı canım? Üleyse niçin çaldı alarm? Hırsız sen misin yoksa Safiye ha? Aa, o nasıl laf öyle Osman? Yani vallahi sana alınırım ha. Ben koskoca Safiye Şentürk yapar mıyım hiç öyle şey canım? Ne ka ayıp ne ka ayıp. Cüzdanının biraz tozunu alayım dedim. Ya evet. Ya senin vicdanın ve ahlakın tozlanmış. İnsan hiç kocasının cüzdanından para çalar mı be Safiye ha? Yani Osman, beni buna sen mecbur ettin. Ne zaman para istesek bir ton laf söyledin. Yani para istemeye korkar olduk senden. Ben öyle ödünç olarak alırdım. Hem hırsızlık yaparsın hem de kabiyatı benim üstüme atarsın öyle mi? Al, al sana para vereceğim. Gidip sokaklarda kapkaççılık yapma. Ondan sonra kocanızın babanızın cebinden para çalmayın tamam mı? Ha? Hırsızlar, hırsızlar, hırsızlar. Bozulup bozulup harcarız artık. İstemiyorum. Oh be, evimize geldik. İnsanın evi gibi yok. Hop, gel bakalım prenses. Dur, Tolga ne yapıyorsun?
Hayatım adettendir. Yeni gelin öyle eve yürüyerek girmez. Böyle benim kucağımda gireceksin aşk yuvamıza. Delisin sen. Komşular görecek. Görürlerse görsünler. Al. Bavullar arabada kaldı. Ya hayatım ben sonra iner alırım bavulları. Bence direkt yatak odasına gidelim. Tolga ne yapıyorsun? Cilveleşmeyi bırak. Daha işe gideceğiz. Ya hayatım daha yarım saat var. Anne. Muazzez anne. Döndünüz demek. Anneciğim sen İzmir'e gitmemiş miydin? Ay, gitmek ne mümkün ayol. Evini görmen lazımdı. Rezalet bir haldeydi. Tabii. Kadın elinin değmesi şarttı yani. Biraz adama çevirdim evi. Anne daha yeni döndük balayından. Ben ilgilenecektim evle. Ah kızım. Senin işlerin başından aşkın. Taksiyle mi ilgileneceksin, evle mi ilgileneceksin? Hem sen ev işlerinden ne anlarsın? Ama kabahat senin değil. Zamanında öğreten olmamış. Erkek gibi büyütmüşler seni. Neyse bakın danteller aldım. Nasıl? Yeni dantelleri nasıl buluyorsunuz? Beğendiniz mi? Niye zahmet ettiniz? Hiç gerek yoktu. Ya anne, burayı da kendi evine benzetmişsin. Ya biz sevmiyoruz böyle dantel mantel. Ay saçmalama oğlum. İki dantel aldım da ev eve benzedi. Bak sonra yeni saksılar da aldım. Nasıl? Sevdiniz mi? Benim saksılarıma ne oldu? Onlar çok çirkindi. Hepsini çöpe attım. Kusura bakma ama çok zevsizlerdi ayol. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Dur, benim havlumu sakın kullanma. Asıl olan pembe benim havlum. Mavi olanı Tolga'nın. Sen kendine başka bir havlu çıkart. Maşallah anneciğim. Havluları da çıkarıp yerleştirdiğinize göre İzmir'e dönmeye pek niyetiniz yok herhalde. Ne yani? İzmir'e döneyim de bu ev çöp ev mi olsun? Belediye mi gelsin bu evi temizlesin? Ha? Olmaz efendim öyle şey. Ben sonra konu komşuya ne derim? Anne ne gerek vardı? Ben hallederdim ev işlerini. Gördük nasıl hallettiğini Leyla'cığım. Şimdi beni lafa tutmayın daha mutfağı temizleyeceğim. Her taraf çöp içinde. Of Nuri baba of of. Ben bu Marken Merve'yi unutamıyorum ya. Ya oğlum sen dün yediğini hatırlamazsın ya. Bunu nasıl unutamıyorsun? Ne bileyim Nuri baba. Evin yolunda şaşırıyorum. Adresini unutuyorum ama bu kız aklımdan çıkmıyor vallahi billahi ya. Of. Bir şiir yazdım okuyayım arkadaşlar. Sakın ha. Hayır hemen istemeyiz katiyen. Sakın sakın. Ne olur okuma da. Ya Arif ne olur ben gençliğimin bağrındayım daha ya. Bu Safiye beni öldürecek, öldürecek. Sebebi mi olacak arkadaşlar ha? Ya Osman Allah aşkına be kardeşim ya. Bir günde şu kapıdan günaydın diyerek gir ya. Hep şikayet, hep şikayet, hep şikayet. Ne oldu? Ne yaptı bu kadın sana? Daha ne yapacak be, daha ne yapacak? Bütün variyetimi, etimi, kemiğimi bile sümürdü. Sonunda benim de cüzdanımı çaldı. Saçmalama Osman Aga, sayfayın öyle şey yapmaz ya. Nasıl yapmaz? Sabahleyin bile mışıl mışıl uyurdum. Birdenbire ayağım don diye bir bağırmaya başladı. Fırladım, koştum. Bir de baktım ki cüzdanım Safiye'nin elinde bile. Ah bu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bu alarmı anlayamadım ben. Sen cüzdana alarm mı bağladın? Evet. Ne var bunda şaşıracak? Ha, bir de bana deli diyorsunuz ha. Vallahi Osman Aga benden daha deli. Zır deli yani. Evet, bunda haklısın vallahi. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin Leyla'cığım. Gel bakalım kızım şöyle gel. Çek sandalyeye otur. Ne zaman geldiniz Şile'de? Bu sabah döndüm. Ya evladım biz... Sen mutlu olasın, evlenesin filan istedik. Evlendin gene suratından düşen bin parça. Ne oldu Leyla? Evliliği sevmedin mi ya? Ya evlilik çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Ama hesapta olmayan bazı faktörler evliliğin tadını tuzunu kaçırıyor maalesef. Faktör derken? Kaynana derken. Abu! Anlaşıldı. Kaygana zede oldun öyle mi? Bizim kulübe hoş geldin. Gel seni Kaygana zedeler kulübüne üye edelim. Bir dakika Sinan ya. Pardon. Ne yaptı kaynanan evladım sana? Ya bu Muazzez Hanım evliliği benim burnumdan getirecek anlaşılan Nuri amca. Niye ki? Ya kadın yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor. Yok benim evim pasaklıymış. O olmadan ben hiçbir şeyi beceremezmişim. Ama kabahat bende değilmiş. Beni erkek gibi büyütmüşler. Ya aklı sıra bana yol yordan bilmiyorsun demeye getiriyor. Leyla bacım sen bunlara anlatma. Bunlar senin halinden anlamaz. Ancak senin halinden ben anlarım. Çünkü eşekten düşenin halini yine eşekten düşen anlar. Ben şanzımandan düştüm. Sen de muazzazdan düştün. Telefon ama kimin telefonu pek anlayamadım, çıkaramadım. Benim efendim, benim. Rahat ol. Ya toprağım sen bu telefonu bilir miydin ya? Hayırdır buyur.
Maalesef haberler hiç de hayır değildir Seyit kardeş. Oğlum ne oldu? Karadağlar aşiretinden kanınız Merdoğa İstanbul'a gelmiştir Seyit. Öyle mi? Hayırdır niye gelmiş canım? Beni vurmaya mı geliyor yoksa? Ne oluyor ya? Bilmeyeyim Seyit kardeş. Merdoğa kimseye haber etmeden gizlice İstanbul'a gelmiş. Demek ki gizli bir hesabı var. Dikkatli olasan. Sakın ha üzeriye emanet almadan sokağa adımını atmayasan. Tamam mı kardeş? Eyvallah toprağım eyvallah sağ olasın. Hadi bay bay. Ne oldu hayırdır Seyit'im? Seyit Çavuş vuracaklar mı seni? Ya şey Karadağlar aşiretinden Merdoğa İstanbul'a gelmiş. Bilesiz onlarla bizim aramızda da kan davası vardır. Sen hiç merak etme oğlum. Kimse senin kılına dokunamaz biz varken. Çocuklar bundan sonra Seyit'i Katiye yalnız bırakmayacaksınız. Gözünüz kulağınız hep bunun üstünde olacak o kadar. Tamam baba. Tamam baba. Ya da Nuri baba. Ben direkt adama gideyim ben Seyit'im diyeyim. Adam beni vursun bu da kurtulsun. Ben de bu Merve'nin derdinden kurtulayım ya. Kardeşim bu ne Merve'ymiş bir unutamadın gitti ya. Nuri babacığım izninle ben bir çarda kadar gidip geliyorum. Şişt, geri bas. Benim canımı sıkmak zaten kafam karıştı Zeyno'ya. Anayı falan arayacaksın değil mi? Koy o telefonu yerine. Koy o telefonu yerine. Ya arkadaş adam var ya ayaklı gazete gibi ya bir saniye sektirmeyin ya. Ne alakası var ben çardağa gidip telefonun müzikleriyle oynayacaktım. Sizi rahatsız etmeyeyim açısından gidiyordum. Sus! Uydurma! Uydurma durdurduğun yerde. Zeyno'yu anayı falan arayıp insanları telaşlandırma tamam mı? Ya arkadaş belki Merdoğa başka bir iş için gelmiştir buraya. Tabii oğlum. Belki de başka bir şey için gelmiştir. Of çok yedim ha. Ne yedin de abi? Senin benim gibi değil ki Seyran baba. Narin'sen. Kim Narin? Şşş ben mi? Bak bozulurum ha. Yavane ne yapıyorsun? Dizinin tekrarını izle. Diziyi bir defa izleyin anlamayın. İkinci defa mı izleyin? Yarım akıllı. Ya, yani Zehra izlememişti de o yüzden. Ha, arpayı kendi yiysen, torbayı başkasının boynuna atıysan. Kendi seyretmiymiş de Zehra seyrediymiş. Ha. Kendini biraz geliştirsene. Dizi sana ne verdi? Açık oturum programları seyret, belgesel seyret. Değil mi? Kültürün artsın. Maşallah sen kendini çok geliştirici program izliysen. Varsa yoksa izdivaç. İzdivaç diye ne verdi? Koca verdi. He o da doğru ya. Yandım. Ah bayılayım bu programa. Sevgili seyirciler, bir izdivaç programında daha birlikteyiz. Bugün burada, çok uzaklardan, ta Harran Ovası'ndan bir konuğumuz olacak. Hanımlar, erkeğin hası geliyor hası. Pala bıyıklı. Düşü kıllı. Maço. Mayışı yüksek. Evi var. Tarlaları var, hayvanları var. Bu benim kısmetim diyen hanımlar. Hepinizi bekliyoruz. Hadi bakalım, izdivaç başlıyor. Ben hemen bu programa gideyim. Bu döşek kılıyı kimseye kaptırmam. Ben kapacağım. Yavane, kurban olam yapma. Delirdin mi sen? Nerede bir döşek kılı görsen devrin dönüyor. Kurban olam otur. Yakın karşımdan çırpıza sayla. Kızım torunum. Siyah bir dede getirmeye gideyim. Tamam mı? Tamam. Hadi bay. Evet, bol köpüklü çaremiz geldi. Ah, beyler habere bakın. Merve Şen bugün Beko stüdyolarında dondurma reklamı çekiyor. Uy, o Merve Şen bizim Arif abicimizin aşık olduğu Merve Şen midir? Aha, ta kendisi işte ha. Şeyin o İstanbul şubesi neydi o kadının adı? Paris Hilton, Hilton. He, biliyorum valla hı demiş burnundan düşmüş. Ver bakayım şunu. Manken Merve Şen bugün Beko stüdyolarında dondurma reklamı çekiyor. Dondurma. Ünlü manken Merve Şen'in falcısı, Merve'nin sevgilisi Çağlar'a onay vermeyince ikili ayrıldı. Fala düşkünlüğüyle bilinen ünlü manken falcısının sözünden çıkmıyor. Ya arkadaş insan falcıya inanıp sevdiği insanı bırakır mı ya? Allah Allah bir kere fal günah. Öyle deme Seyit abicim. Fala inanma, falsızda kalma. Bu kız gerçekten kafadan kontak ya. Falcısı izin vermezse defileye bile çıkmıyormuş baksanıza. Bu kız böyle yarım akıllıysa tam bizim Arif'e göre desenize. bunlar niye çıkmıyor ki abi? Hakikaten ha, millet de der ki tencere yuvarlamış, yuvarlamış, yuvarlamış
kapağını bulmuş. Ya iyi de Merve Şen'le Arif abicimin çıkabilmesi için falcı kadının Merve Şen'e bu Arif senin kısmetindir, kısmetindir demesi gerekiymiş. Tren. Tren. Tren 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 tren. Aferin lan Ali Kefal, çok güzel bir şey söyledin. Aa, ben mi söyledim? Ne söyledim? Şimdi Arif bu kızın aşkından ölüyor değil mi? Evet abi. E peki biz de Arif'in bu kızla çıkmasını istiyor muyuz? Evet. O zaman bir falcı bulacağız. Falcı da bu kıza diyecek ki senin kaderin Arif'tir. Arif'le çık diyecek. Hah. Falcı da ele sallayınca Merve de Arif'le çıkacak. Bravo yani. İyi de abi, falcı kadını nereden bulacağız? Bazen mutluluk hiç ummadığımız kadar bize yakındır değil mi Ali Kefal? Uy ba, öyle bakma, vallahi hayatta olmaz. Ne demek olmaz? Daha önce oldu, şimdi olacak Ali Kefal. O daha önceydi, vallahi bir daha da olmaz. Olacak kardeşim. Sen şimdi hemen gidiyorsun eve, kendine falcı kadın kıyafeti ayarlıyorsun. Ben de gidip Merve'yi alıyorum. Neredeydi bu Merve? Nerede? Beykoz stüdyolarında abi. Beykoz, hadi gidiyorsun. Peki patron. İnanmıyorum Safiş. Yani Osman abi cüzdanına alarm mı taktırmış? Aklıma gelmeyen başıma geldi Gülbin'im ya. Ay duy da inanma. Kız Gülbin, hırsızın hiç mi suçu yok? Kadın her gün kocasının cebinden para çalıyor. Siz anca Osman Aga'yı suçlayın. Şazimend Hanım, Şazimend Hanım. Tebenim tepemin tasını attırmayasın. Vallahi çok fena olur. Teben keyfimden mi çalarım sanırsın o paracıkları ha? Allah'ın cimrisi eve bir ekmek almak için para bırakmaz be. Ama hakikaten annem haklı ya. Varsa yoksa dırdır etsin yani. Te ümür tülpüsü Safiye. Variyetimi yedin bitirdin. Servet düşmanı Safiye. Kızçeler, baltam nerede benim? Testeremi getirin. Böyle bir adam yani. Ne güzel taklidini yaptın Osman abinin kız. Yani Allah sizi inandırsın hanımlar. Yani ben bu Osman'dan 3 kuruş para alabilmek için evelallah her Allah'ın günü kedi köpek gibi boğuşuruz, kavga ederiz be. Bıktım, usandım artık. Ay teyzem, ne yapacaksın ya? Biz de Ali Kemal'le öyleyiz. Gülbe, de ben seni çok kıskanırım bilir misin? Aa. Çünkü sen Sinan kız hanımla para için hiç kavga etmezsin, ne kadar güzel. Para kavgası etmiyoruz çünkü kendi paramı kendim kazanıyorum. Yarın ben bu dükkanı kapatıp gitsem, inanın biz de sizin gibi başlarız kedi köpek gibi kavga etmeye. De benim de elimden bir iş gelse ben de açacağım bir dükkan. Ne Osman'a muhtaç olurum ne de başkasına. En güzeli anneciğim, ben hiç koca eline bakmayacağım evlenince. Kendi paramı kendim kazanacağım. Aferin benim kız Cem'e. Kız Safiş, Necip'e köşedeki mantıcı dükkanını devrediyor. Aa, evet, sen bu iş konusunda ciddiysen Necip ablayla konuşalım. Dükkanı sen devral. Eğer dükkan kâr etse niye devretsin ki kadın? Yani zarar eden dükkanı ben alıp da ne yapacağım? Başıma bela mı alacağım? Saçmalama Safiş, ne zararı? Dükkan Merkez Bankası gibi para basıyor. Necip abla Antalya'ya taşınacağı için dükkanı devrediyor. O yüzden sen devral şu dükkanı. Ya Safiye ablam, ben de anlayan bu mantığı işinden. Size yardım edeyim, Seyit'in dırdırından da kurtulurum. Ay teyzem, vallahi ben de 3-5 kuruş ne versen çalışırım. Anne, bak diyeyim sana, bu fırsat kaçmaz. Gel şu işi halledelim he. Evet, vallahi benim de aklıma yattı bu iş. Ama önce bir Osman'la konuşalım, sonra da Necibe ablaya gider konuşuruz, tamam mı? Ay hadi hayırlısı olsun, inşallah olur. Ay Merdoğa, çok kısmetlisiniz yani. Sizin özelliklerinizi saydık, programımızın telefonları kilitlendi yani. Vallahi Esma Hanım, memlekette göğünüme göre arvet bulamamışım, kalmamıştır. Dedim bir Esma Hanım'a gidem, elinde vardır. Bir'e bir arvet bulsun. Bizim programımızda düşükıllılar, pala bıyıklılar çok ilgi görüyor Merdoğa. Sana da gönlüne göre hayat arkadaşı bulacağız, merak etme. İnşallah. Evet, şimdi stüdyomuza anın taliplerinden Fatma Hanım geliyor. Alkışlarınızla. Fatma Ana,
Sen de programımızın abonesi oldun ha. Bu kaçıncı gelişin? İki haftada bir buradasın. Ha, ne diyeyim bacım? Koca diye verdiğin harifler çürük çarık çıkıyor. Aynı Çin malı gibi. Hemen bozuluyor. Ay sen de kocalarını bu kadar hor kullanma ayol. Azıcık dikkatli kullan. İsraf haramdır ayol. Kız şaka bir yana. Stüdyolarımızda bir beyefendi var. Tam senin aradığın gibi. Taşı kıllı mıdır? He. Hem de ne kıl. Maşallah ayı gibi. Uf. Ben onun daşının kıllarına kurban olurum ha. Pala bıyığı da var mıdır? Hem de ne pala? Uf, pala bıyığına da kurban olurum. Allah! Aa, Seyit abicim televizyonu bir açtım bir baktım ne göreyim? Ali! Allah Allah! Oğlum senin bu annen de her gün bu programda ya. Gözün aydın Seyit. Anan sana sonunda kıllı bir cici baba bulacak karma. Bak 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 bak. Perdenin arkasındaki herime bak ya. Anan kakıllı. Ayı gibi aynen. Al! Bu Merdo Ağa. O kim ya? Bizim karnımız. Karadarlar aşiretinden. İstanbul'a gelen adam. Yapma ya. Allah'tan arada paraman var da birbirlerini görmüyorlar. Yoksa var ya şimdiye silahlar çekilmişti yemin ediyorum ha. Ne yapacağız şimdi be? O paravan açılmadan benim stüdyoya yetişmem lazım ağam. Gidelim yalnız başına. Arif, Mert siz de fırlayın. Tamam baba tamam. Bir delilik yapmasın. Ya zavallı çocuk ya. Ya başı beladı bu kadın hakikaten. Bu benim karım olsa vallahi o saat öldürür bunu ya. Evet çocuklar hazır olalım. Merveciğim şimdi sağ tarafında bir fok olduğunu farz et. Topu foka atıyorsun. Sonra koşarak gelip şuradan dondurmayı alıp yalıyorsun. Kameraya gülümseyerek bu zati dondurmaları çok güzel diyorsun. Tamam mı canım? Tamam canım. Pekala hazır mıyız çocuklar? 5, 4, 3, 2, 1 kayıt. Kestik kestik. Kızım niye atmıyorsun topu? Ben sana topu foka atacaksın dememiş miydim ya? Ama iyi de yönetmencim olmayan foka nasıl topu atabilirim ki normal olarak yani? Ya kızım başta da anlatmıştım ya ben sana. Foka oraya biz bilgisayarla yerleştireceğiz. At sen topu. Hadi çocuklar bir daha alıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 kayıt. Ay yönetmencim ne diyecektim ben repliğimi de unuttum normal olarak. Kestik kestik. Ya kızım sen şaka mısın ya? Dondurmayı yalayıp bu zati dondurmaları çok güzel diyecektin. Ay kusura bakma yönetmencim ama dondurma yenir miymiş kış gününde? Ay boğazlarımız falan şişer yani yeme lazım. Ay ben salep falan içsem daha iyi olur normal olarak. Kızım çıldırtma beni. Ne salebi? Biz dondurma reklamı çekiyoruz. Bu reklam yazın yayınlanacak ve yazın. Ha? Siz benimle böyle konuşamazsınız ama. Ben Türkiye'nin İstanbul'u tanıyayım tamam mı? Ben sizinle gibi algısız insanlarla bu şartlar altında çalışamam. Sen benimle çalışmıyorsan ben seninle hiç çalışmıyorum be. Normal olarak da çalışamam, anormal olarak da çalışamam. Allah'ın elisi alın şu kızı başımdan delirtecek beni yoksa. Aa manyaktır tapoz. Ben nasıl seninle çalışmıyorum tamam mı normal olarak? Psikopat, sosyopat. İyi günler Merve Hanım. Sizin için taksi çağırdılar, ben geldim. Buyur. Ha öyle mi? Teşekkür ederim o zaman normal olarak. Buyurun binin o zaman normal olarak. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Oh oh oh. Affedersiniz Merve Hanım. Bir şey soracağım. Fala inanır mısınız? Ay tabii ki de. Ben falcıya gitmeden şuradan şuraya adım mı atmam? Gerçekten mi? Ben aslında inanmam fala filan ama geçenlerde bir bizim mahallede Dursun abla var. Benim falıma baktı. İnanır mısınız? Dedikleri bir 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 çıktı. Ya ciddi misiniz? Evet ciddiyim. Mesela dedi ki altılı ganyan kazanacaksın. Sayısal lotoyu tutturacaksın dedi. Kazandım. Ay inanmıyorum. Ben de inanmıyordum ama oldu. Çok mutlu, seni çok mutlu edecek çok güzel bir haber alacaksın dedi. Öğrendim ki kayganamın 3 ay ömrü kalmış. Bir de şey dedi, ne? Aa dedi ki arabana dedi Merve Şen binecek dedi. Aha da bindiniz taksidesiniz. Ay gerçekten mi? Nasıl da binmiş ya? Ay ben her gün falcıya giderim normal olarak. Ama bu falcı
tam nokta atışını yapmış. Aynen öyle, noktadan böyle attı, attığını da vurdu. Ama tabii bizim bu Dursun abla şey değil, öyle diğer falcılar gibi şarlatan değil. Bu işin ilmini okumuş. İnanır mısınız, yıldıznameyi yalamış, yutmuş, okumuş, bitirmiş yani. Ay lütfen şoför bey, beni Dursun Hanım'a götürür müsünüz? Götürür müyüm? Bilmem, götürür müyüm? Ay lütfen diyorum, bakın lütfen, lütfen, lütfen. Bir daha götürür müsünüz derseniz götür. Lütfen götürür müsünüz şoför bey beni? Tamam, götürürüm. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Şimdi ağanın size bir sorusu olacak. Sor bakalım ağam. Hanım, sen bir kelebek olsan, kırda bayırda uçsan, acaba benim nereme konardın? Döşünün üstündeki kıllara konardım, döşü kıllım. Ay alkış! Şimdi Fatma Hanım bir soru soracak. Sor bakalım Fatma Hanım. Bir hayvan olsan hangi hayvan olmak isterdin? Valla ben ayı olmak isterdim. Çünkü ayılar armudun neysini yerler. Ben de armudun neysini, yani seni yerim. Ay alkış! Mayışı var mıdır mayışı? Fatma Hanım mayışı soruyor. Mayış ne kadar mayış? Mayış yoktur. Ama Harran Ovası benimdir desem yalan olmaz. 500 dönüm arazi vardır. 500 baş büyük baş hayvan, 500 baş küçük baş hayvan vardır. Tarla vardır, bostan vardır. Bir sürü maraba vardır hanım. Ay sen neymişsin ha? Yoksa Fatma Hanım'ı gönderip ben mi talip olsam sana? Bana bak cadalot ha. O benimdir, benimdir ha. Ben döşü kıllımı kimseye kaptırmam ha. Döşü kıllı benimdir. Ay şaka yaptım ayol. Al da hayrını gör teyzeciğim. Eğer hazırsanız açıyorum paravanı. Tamam, tamam. Aç da döşü kıllımın yüzünü gör. Açıyorum. Uy, Nuri babacığım paravan açılıydı ha. Birazdan ortalık kana bulanacak böyle. Ne kadar kötü, ne kadar kötü. Ya nerede kaldı bu seyitler ya? Açıyorum. Vay Şvatu. Merdo. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Bu kansız benim kanımdır ha. Ne? Aman Allah'ım. Seni karşıma Allah çıkartmıştır. Son duanı edersen ha. Fatu, ayağını turabi olen. Bir ya kıymayasan. Kurban olan kıymayasan ne olur? Bir ya bak. Silahı görünce karı gibi yalvarmayasan. Adın gibi mert olasan ha. Ya ayağını turabi olan kıyma bir ya. Seni ben mi manyağı edeceğim? Abi! Ya kurban olayım dur ya, Allah Allah ne yapmışsın? Allah Allah. Bırak, sen kanımızı yerde koymuşsun. Ben kanımızı alacağım. Ya anne sen ne saçmalıyorsun? Alacaklı olan biz değiliz, onlardır. En son biz vurduk onlardan birini. Şimdi sıra onlardadır, onlar vuracak bizden birini. Lütfen sıramızı bilelim anne ya. Öyle mi? Ya Sait, sıra o kadar çabuk geçiyor ki şaşırıyorum ha. Ya hazır gelmişken şunu gebertem, onlar bizden iki alacaklı olsun ha. Olmaz. Polisler de geldi. Buralım bizimle karakola kadar geleceksin. Bırakın be, öldüreceğim ben. Oh be. Bereket şehitler geldiler de bir cinayet çıkmadan önlendi olay. Çok doğru söylüyorsun kardeş. Biliyor musun? Bu Seyit'in anası bile pimi çekilmiş bomba gibidir. Ama nerede patlayacağı belli olmaz yani. Merhaba. Merhabalar. Kaza gelirim Süleyman. Hoş geldiniz Safiyeciğim, hoş geldiniz canım. Hoş geldin Safiye abla, hoş geldin Dilek. Aa Leyla kızcığım sen de hoş geldin. Ne zaman döndün balayında? Bu sabah döndük Safiye abla. E oturmaz mısınız, size çay koyayım? Ay yok, sana zahmetler olmasın. Biz öyle uzun boylu oturacak değiliz. Osman'a ben bir çift laf söyleyeceğim gideceğim. Ne söylüyorsun bana Safiye? Şöyle bakın. Osman'ım ben söylerim ki bir ev kadını olaraktan senden çok para isterim.
Sen de tabii ki birikim yapamazsın. Ne söylüyorsun be Safiye? 25 yıldır evliyiz seninle. Yani ilk defa ağzından doğru bir laf çıktı. Bu anı mutlaka kameraya çekmek lazım yani. Söylerim ki bir daha senden para almak istemem. Ağzından senin bal damlar be Safiye. Ayrola, hangi dağda kurtuldun değil? Söylerim ki kazanayım kendi paramı. Vardır bizim mahallede bir mantıcı dükkanı. Söylerim ki devralayım orayı, sonra da bulayım parayı. Çok iyi düşünmüşsün Safiye. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Günümüz modern kadını, yani ekonomik özgürlüğünü kazanmış, kendi ayakları üzerine durabilen kadındır. Aferin kızım. Hem annem mantıcıyı açtığında böylece istihdam da sağlamış olacak. Pardon, ne anlatacak? İstihdam. Çünkü ben, Zeyno abla ve Narin annemin yanında çalışacağız. Çok güzel. Vallahi harika. Ya Osman'ım, bıyıklarını yolmayı bırak da söyle, ne dersin dükkanı açmamıza? Olmaz derim. Aa, neden olmazmış? Olmaz. Niye karşı çıkıyorsun Osman ya? Ne güzel, Safiye abla kendi ayaklarının üstünde duracak artık. Hem senden de para isteyen olmayacak. Olmaz, olmaz Nuri kardeşler. Ben yağlı pehlivan Osman Aga karısını çalıştırır dedirtmem. Osman Beyciğim, yeri geldiği zaman Avrupalıyım diye böbürleniyorsun. Bu senin Avrupalılığı. Batı Avrupa'da öyle olur. Doğu Avrupa'da böyle bir şey yoktur. Ben de Doğu Avrupalıyım tabii. Ay sen ne söylersen söyle, bana vız gelir, tırıs gider Osman Efendi. Yani ben Safiye Şentürk olarak vermişim kararımı. Allah'ın izniyle açacağım o mantıcı dükkanını Oka. Açamazsın derim Safiye, Oka. Açacağım Oka. Açamazsın Oka. Açacağım derim Oka. Eğer ki sen o mantıcı dükkanını aç Safiye, ben de ömrü billah seninle konuşmam Oka. Son sözün bu mudur Osman? Son sözün budur Safiye. Benim de son sözüm budur, açacağım. Yürü kızcağım. Ben bu kadını öldüreceğim canım. Dursun ablacığım, Merve Hanım çok ünlü bir manken, Merve Şen hanımefendi. Ben ona taksit ederken dedim ki, bizim mahallede bir Dursun abla var, bana bir fal baktı. Hepsi teker teker çıktı deyince, Merve Hanım da tutturdu, beni de götür, beni de götür, beni de götür diye dayanamadım, götürdüm yani getirdim. Yetmişsin Sinan abicim. Yani Sinancığım, sen de hoş gelmişsin kızım. Nasılsın, iyice misin? İyiyim yani Dursun'a teyzeciğim, normal olarak. İyiyim değilsin ama. Dokunur bakalım parmağını. Ay, hiç iyi değilsin. Sen pirinden ayrılmışsın. Ay, kim acaba? Baş harfi de Ç'dir, Ç. Ay, o kim ya? Çıkartamadım normal olarak. Dur bakalım ben çıkarabiliyor muyum? Son harfi de R'dir, R. Ay, çomar mı? Çomar mı? Merve sen bir köpekle mi şey yapıyordun, çıkıyordun yani? Ay ne münasebet canım, tabii ki de bir insanla çıkıyordum ama şu an adını çıkartamadım normal olarak. Anladım normal olarak. Dur bakalım kelebeğin çıkarabilecek miyim? Dur bakalım. Adı Çağlar'dır. Ay evet, vallahi de bildin, billahi de bildin. Çağlar evet. Körüğünün habusu da senin geleceğin çok parlaktır, çok parlaktır. Sen sarışın Pelin'e aşık oluyorsun. Sarışın mı? Olabilir, olabilir. Ne olabilir, olamaz. Ne sarışın? Yani sarışın derken taksisi sarıdır. Yani taksisi sarı olduğu için daha sarı oradan geliyor. Kendisi yani taksi şoförüdür. Ay taksici mi? Evet, adının içinde R harfi vardır. R mi? Aa bildim, Sedat. Sedat mı? Merve, Sedat'ın içinde R harfi var mı güzel? Yok mu? Yok tabi ama sen var diyorsan ne yapalım, inanacak. Bana bak, çok merak ettim. Merakımdan soruyorum. Sen beyninin yüzde kaçını kullanıyorsun Merve? Ay bilmem ki. Onu da bilemedim. Peki o zaman sen öldüğünde organ bağışı yap. Niye dersen, senin beynini alacak adam yaşayacak, tertemiz, pırıl pırıl, hiç kullanılmamış bir beyni olacak. Ay, ay pırıl pırıl mı? Çok teşekkür ederim. Ay rica ederim. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. İsminin ilk harfi A'dur, ikincisi R'dur, üçüncüsü İ'dir.
Ya ne olacak Merve? Arif Keser oldu. Senin Arif Keser adında tanıdığın bir taksici var mı, taksi şoförü yani? Aa, benim kısmetim taksici Arif miymiş? Ay inanmıyorum. Ay ben de inanmıyorum. Ay baksana şu işe. Baktım ben bu işe normal olarak. Mantı çok güzeldi değil mi? Evet, gerçekten olmaz mı tabii? Beğendin mi? İnşallah olur bu iş. İnşallah. Anne, içerisi tıka basa müşteri dolu. Burası var ya, para basıyordur. Vallahi için iyi müşterisi vardır. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor, senin hevesin kaçmış gibi? Kızcan, ben orada bu bana büyük büyük laflar ettim ama ya kızarsa? Allah korusun ya bir tarafına inme inerse? Yahu sen ne bakıyorsun babamın söylediklerine? Bak, sen burayı al, işlet, başarılı ol. Gör bak o zaman en çok babam gurur duyacak seninle. Öyle mi dersin? Tabii öyle. Yalnız biz burada biraz daha sohbet edersek dükkanı başkası kapacak. Hadi gel. Hadi girelim. Kolay gelsin Necibe Hanım. Hoş geldin Safiş. Bak bekleyin, şu masa şimdi boşalıyor. Mantıları sarımsaklı mı isterseniz, sade mi? Ay mantı yemeye gelmedik Necibe Hanım. Biz iş konuşmaya geldik. Hayırlısıyla şu iş bir olsun, sonra biz sana mantı satacağız inşallah ya. Hayırdır Safiş? Hayırdır, hayır. Biz dükkanınıza talibiz. Aa, öyle mi? Ay Safiş, senin burayı almanı çok isterim. Becerikli kadınsın. Sen alırsan gözüm arkada kalmaz. Vallahi Necibe Hanım, ben senden daha çok isterim şu iş olsun. Hele bir anlaşma yapalım da. Ben bir şey soracağım. Siz dükkanınızı neden devretmek istiyorsunuz? Benim oğlan evlenip Antalya'ya yerleşti. Şimdi bebekleri oldu. İkisi de çalışıyor. Bebeği bakıcıya bırakmak istemiyorlar. Ben de artık emekli olayım, torunumu seveyim istiyorum. Ay ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Zaten sen de buradan iyi para kazandın. Şimdi oturun, torun torbalarınızı o paralarda yiyin değil mi? Birikimim var. Antalya'da bir yazlık alıp yerleşeyim diyorum. Git git. Biz de yanına geldiğimizde en azından beleş tatil yaparız. Ay neyse canım, onu bunu bırakalım da sen şimdi bu dükkanı bana devretmek için ne kadar para istersin? Vallahi Safiş, 30 bin lira istiyorum. Aa, dükkanı mı bana satarsın canım? Çok istersin, in in. Senin güzel hatırın için 25 olsun. Daha da inmem Safiş. 20. Vallahi kurtarmaz. Ay vallahi Necibe Hanım, ben bu dükkanı devralabilmek için 25 yıllık evliliğimi riske ettim. Kucamı karşıma aldım. Ya sen şimdi benim karşımda 5.000 lira için mi konuşursun? Aa, duymamış olayım. Hadi be Necibe ablacığım, in şu 5.000'i be. Hadi hayırlı olsun bakalım. Ay, sağ olasın Necibe Hanım. Allah razı olsun. İnan ol ki gözün arkada kalmasın. Bu dükkanı çok iyi işleteceğim. Alayım karakolda ifade seni aldılar. Ondan sonra işlem yaptılar. Merdua mıdır nedir, onu da köye yolladılar, bitti gitti. Allah'tan bizi de bıraktılar da geldik baba. Bak Seyit, bence bana kalırsa sanırsam bu anan senin başına büyük bir dert açacak yani kardeşlik. Ya ağam, her gün bir iş açıyor zaten başıma. Şey, iyi günler. Allah Allah Merve Hanım, sizin ne işiniz var burada ya? Niye geldiniz ki? Yine dalga geçmeye mi geldiniz benimle yani? Hayır Arif ya, ne dalga geçmesi? Senden özür dilemeye geldim buraya. Normal olarak. Özür dilemeye mi geldin? Evet Arif, senden özür dilemeye geldim. Senden çok özür dilerim. Ben senin değerini anlayamamışım. Ya sen benim kaderim misin biliyor musun? Ya beni affedebilecek misin? Arif! Kız bir şey soruyor. Sen ciddi misin Merve? Evet. Vallahi de. Vallahi. Ekmek musaf çarpsın. İki gözüm önüme aksın. Yalanım varsa Nimet'e böyle yan bakayım de. Ya Arif, ben nasıl öyle Nimet'e yan göze bakayım normal olarak? Allah Allah, bak işte ya normal olarak böyle. Bakmazsan vallahi barışmam. Arif, bence şansını fazla zorlama. Bak kız buraya kadar özür dilemeye gelmiş. İyi tamam, affettim seni. Nasıl, sen de hiç çay yollayacağım Arif. Yemeğe çıkalım mı seninle normal olarak? Nuri Baba, biz... Gidebilirsin normal olarak. Ben seni var ya, çok romantik bir yere götüreceğim. Arkadaşlar görüşürüz o zaman. Hadi. Aa, anormal mıdır bu kız be? Σε δεν αντέχω πια. Κι ας με το φέγγι σου ναι, με στη...
geldi normal olarak. Allah Allah hayatım, ne güzel yer şimdi normal olarak. Niye beğenmiyorsun ki? Ay ay! Çarptılar bana! Lan! Ablamdan hız yapmıyordum ya. Önüne baksana! Müptezel! Sen ne yapıyorsun? Sopayı çıkarttırma bana, vallahi kırırım ağzını burnuna. Ne oluyor abi ya? Sus! Yercisi! Niye çarpıyorsun lan sevgilimin arabasına? Ehliyetin var mı senin? Yok. Bak nasıl tahmin ettim? Kaza tutanağı tutacağız. Bu arabanın hasarını da senin diyeceksin. Abi sen kendi tabutabında mı zannediyorsun? Bak burası Luna Park. Buzlarda çarpışan arabalar. Arabalar tabii çarpışacak. Allah Allah! Ne diyorsun sen? Senin trafik sigortan var mı? Kaskon var mı ha? Abi deli misin ya? Lan! Merhabalar. Davetiyeleri getirdik. Hepinizi bekleriz. Davetiye mi? Ne davetiyesi bu Safiye? Bir akraba mı evlenir? Nedir bu? Ya hayır, bunlar düğün davetiyeleri değil. Bunlar açılış davetiyeleri. Aa, açılış davetiyesi öyle mi? Ne açılır bile ha? Enişteciğim, biz böylece mantıcı dükkanı açarız ya. Mantıcı dükkanı mı açarsınız? Safiye, sana teessüf ederim ha. Ben sana o mantıcı dükkanını açmayacaksın, devralmayacaksın dedim. Sen mantıcı dükkanını aldın öyle mi? Mantıklı olanı yapayım dedim Osman'ım. Yani senin söylediğinin tersini. Ay Leyla kızcığım, akşam muhakkak beklerim, tamam mı? Tabii muhakkak geliriz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sevdim, ben de o mantıcıda çalışayım, sen de bekleriz. Yok daha neler Zeynep? Sen kocandan habersiz çalışmaya başlıyorsan ha? Eski köye yeni adet mi getirirsen Zeynep? Hem benden niye izin almışsın? Ya sen bir iş yaparken benden izin alayım sen? Ben de senden izin almadım işte. Aldınız mı cevabınızı Seyit Beyciğim? Aferin kızım. Çok doğru bir iş yapmışsın. Narin, sen de teyzenin yanında çalışmaya başlamışsın ha? Hayırlı uğurlu olsun kızım. Sağ olasın Nuri Baba. İyi Nuri Babacığım, biz öyle modern insanlarız. Yani birbirimize soru sormaya gerek yok. O her şeyin en iyisini yapar, ben ona karışmıyorum. Zaten karışamaz Nuri Babacığım. Çünkü karışırsa gözünün üstüne yumruğu yer. Siz bu geri kafalı kocalarınıza bakmayın evladım. Çok doğru bir iş yaptınız. Hayırlısıyla çok iyi olacak. Teşekkür ederim sana yani kardeşim. Tam böyle erkekler olarak birlik beraberlik içinde olmamız gereken bu günlerde sen beni bile sırtımdan acırladın yani. Osman'ım bak sana da davetiye getirdim. Açılışa bekleriz. İlk gün olduğu için yemeklerin hepsi beleş. İstemem Safiye, istemem. Ben ne o mantıcının semtine uğrarım, ne sokakından geçerim, ne de oraya uğrarım. Bundan sonra artık senin bütün muhabbetimiz bitti. Tamam mı? Ha, hadi gel. Aman sen bilirsin be Osman. Ben de senin muhabbetinin meraklısı değilim yani. Kızçeler hadi gidelim. Yürü yürü yürü. At 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 at. Ne olacak bu işin sonu ya? Anneciğim, gelinin size özenle hazırladığı sofrayı nasıl buldunuz? Vallahi Tolgacığım, ben ortada özen falan göremiyorum. Bir kere bıçakla çatalların yeri yanlış. Tatlı kaşıkları da çıkarılmamış. Peçetenin rengi sofra örtüsüyle hiç uymuyor. Servis de kötü. Ya anneciğim, şu yemek yarışması programında değiliz. Siz de bu kadar ince eleyip sık dokumayın. Tolgacığım, Muazzez anne haklı. Yani biraz aceleye geldi sofra. O yüzden bazı küçük hatalar yapmış olabilirim. Kuru fasulyeyi nasıl buldunuz anne? Ay bu kuru fasulye miydi? Ben onu barbunya diye yedim ayol. Hiç kuru fasulyeye benzemiyordu. Hiç beğenmedim, hiç. Anneciğim vallahi beğenmedim diyorsunuz ama maşallah ekmeğinizle tabağı parlatmışsınız. Ne yapayım, pilav o kadar lapaydı ki mecburen onu yememek için bunu yedim. Ben tabakları kaldırayım. Ben de sana yardım edeyim aşkım. Anneme ne olur fazla aldırma. Ya biricik oğlunu başka bir kadına kaptırdığı için biraz kızgın. Bak göreceksin, zamanla seni çok sevecek. Yıllardır Sinan abi kaynanasından dert yanıyordu, kendi aramızda gülüyorduk. Ya haklıymış. Ya annem bu ev bana zindan edecek. Ya aşkım, bir de bardağı dolu tarafından gör. Bak annem bir iki gün sonra İzmir'e dönecek. Ve biz yine baş başa kalacağız. Umarım aşkım. Anne ne oldu? Muazzez anne iyi misin? Ay hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Ölüyorum oğlum, ölüyorum.
Burada anneciğim, neren ağrıyor? Midem çok ağrıyor. Senin karının yaptığı bu yemekler beni mahvetti. Zehirlendim galiba. Zehirlendin mi? Anne, ne zehirlenmesi yani? Zehirlenmiş olsak biz de zehirlenirdik. Ya evet, biz de aynı yemekleri yedik. Bize niye bir şey olmadı? Ay ne bileyim ben oğlum, sen onu karına soracaksın. Ne demek istiyorsunuz Muazzez anne? Ay. Ben mi sizi zehirledim? Sen ne yaptığını benden daha iyi bilirsin kızım. Ay ölüyorum. Anneciğim, istersen sana ayran yapalım ha, iyi gelir. Ben sana ölüyorum diyorum, sen bana ayran diyorsun. Hadi beni hemen hastaneye götür, çabuk hemen hastaneye. Tamam anneciğim, hemen gidelim. Ay bir daha da bu gelinin yaptığı yemekleri yersem tövbe olsun. Bir zehirlenmediğim kalmış. Şeker olsun Sinan kızana. Biz Nuri babayla konuşalım, anlaşalım. Sen her öğlen bize şey getir, mantı getir Dura. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hem size indirim de yaparım. O zaman tadından yenmez yani. Ya arkadaş, bu insosuz yenmez ki canım. Efendim. Efendim sayın yönetmenim. Yarın sabah çekimimiz var. Tamam yönetmenim, şaka çekimi yapacağız. Ben sabah erkenden gelirim. Tamam yönetmenim, siz hiç merak etmeyin. Hürmetler hocam, hürmetler. Yarın yine çekime gidiyorum. Bu saat olmuş, evin babası eve gelmiş, evin anası evde yok. Bir tas yemek yok. Yani bunda bana demek ister ki, sen bana muhtaçsın Osman Aga. Hayır, ben sana muhtaç değilim Safiye. Sana muhtaç değilim. Gerekirse ben kuru ekmeği suya banar yerim. Merhaba. Dilek. Dilek kız Dilek, ne var? Babacığım, nasılsın, ne yapıyorsun? Elinin körünü yaparım Dilek. Koskoca yağlı pelivan Osman Aga eve gelmiş. Evde bir tas çorba yok. Ben burada kuru ekmek kemiririm. Anan ortalıkta yok. Ya evde yiyecek bir şey olmadığı için kuru ekmekleri kemiriyormuş. Oh, beter olsun inşallah. De o kadar davet ettik, buraya gelmedi. Otursun evde, öyle kendi başının etini yesin. Üf. Dilek, o arka planda möğleyen anan mıdır? Ne der o susan? Annem sana çok üzülmüş babacığım. Bak, bu gece bütün mahalle burada bedava mantı yiyor. Hadi bırak şu inadını da gel, hep beraber mantı yiyelim mi? Ölürüm de geldim. Benim sözümü dinlemediniz, gittiniz oradan mantıcı açtınız. Gelmeyeceğim. Ben burada ekmeğimi suya banacağım, yiyeceğim. Tamam mı? Hadi yavrum. Of baba ya, of. Haberler çok iyi. Bütün değerler normal. Zehirlenme belirtisi falan yok. Başka da bir sorun göremiyorum. Ayol, ben çektiğim acıya mı inanayım yoksa size mi inanayım doktor bey? Zehirlendim diyorum size. Ay bu hiçbir alttan anlamıyor. Sen bana başka bir doktor bul oğlum. Turp gibisiniz hanımefendi. İyi geceler. Anneciğim, biz hemen geliyoruz. Doktor bey, gerçekten annemin hiçbir şeyi yok değil mi? Annenizin hiçbir şeyi yok. Kesinlikle zehirlenme bulgusuna rastlamadık. Ya peki midem ağrıyor falan demişti. Neden olabilir? Biz hiçbir şeye rastlamadık. Belki de psikolojiktir. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hayatım, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Aynen öyle Tolga. Yani annen sırf yaptığın yemekleri kötülemek için çocuk gibi zehirlenmeli var sen.
Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Hadi gel. Ne oldu Tolga? Başka bir doktor bulabildin mi oğlum? Anneciğim, sen haklıymışsın. Ya bu doktor hiçbir şeyden anlamıyormuş. Senin raporlarını bir profesöre gösterdik, şıp diye ne olduğunu buldu. Ha, neymiş hastalığın? Safra kesen patlamış. O yüzden o kadar ağrı yapıyormuş. Safra kesen mi patlamış? Evet anneciğim. Şimdi içeride ameliyathaneyi hazırlıyorlar. Seni hemen ameliyata alacaklar. Hala ağrıyor mu? Aa, yok canım, hiç ağrı falan yok oğlum. Safra kesem de sapasağlam. Turp gibiyim. Ay, bu adamlar hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ya anneciğim, koskoca profesörlerden iyi mi bileceksin? Adamlar ameliyat diyorsa ameliyat olacaksın. İtiraz istemiyorum. Muazzez anne, durumun çok ciddiymiş. Ay, ne ciddisine saçmalamayın. Turp gibiyim diyorum. Ağrım sızım yok. Sapasağlamım. Bırakın, gazlı geldi geçti gitti. Ay, bence siz hastaneye gelmişken yatın, bir ameliyat olun. Bence de. Aa, ne ameliyatı? Deli misin sen ya? O kadar meraklıysan sen kendin ol. Ben gidiyorum. Nasıl korktu ama? Umarım dersini almıştır. Abi sen ne kadar kokain istiyorsun? Tamam işte, bende 3 paket var. Ya mal bende diyorum abi, bende. Şu an yanımda diyorum. Ben şimdi eve gidiyorum. Sen parayı denkleştir, benim eve gel. Sana malı orada teslim edeyim. Eyvallah. Taksi! Yerlerde inanmazdım. Bak yine karşılaştık, gördün mü? Ben sizi tanıyamadım. Nasıl tanıyamadın abi? Geçen gün otele bıraktım ya ben seni. Aynı otele mi gidiyordun abi? Ne oteliymiş bakalım bu Ferit? Otel falan yok hayatım. Duymuyor musun taksiciyi? Kimle gittin? Ne oteli bu? Otel falan yok hayatım. Arkadaş beni biriyle karıştırdı herhalde. Ne otelinden bahsediyorsun kardeşim sen? Abi hani seni otele bıraktım. Yanında da sarışın güzel bir hatun vardı ya abi. Aa, yanında kadın da mı vardı? Allah cezanı vermesin Ferit. Kötü kadınlarla otellere mi gidiyorsun? Bana bunu da mı yapacaktın? Allah cezanı. Yahu dur be kadın, yok öyle bir şey. Ne oteli, ne kadını? Ben yapmam öyle şeyler. Ya kardeşim, nereden çıkarıyorsun bu yalanları? Abi pardon, ben niye yalan söyleyeyim? Ben istemeden ağzımdan kaçırdım. Bir pot kırdım herhalde. Ben gerçek yenge o zannetmiştim. Gerçek yenge buymuş. Ama o sarışın kadın da çok güzeldi ya. Kim bu sarışın kadın Ferit? Ya sarışın kadın falan yok. Bu adam delinin teki. Abi niye öyle diyorsun? Sarışın yenge de çok çıtırdı ha. Yenge göreceksin var ya, taş gibiydi, taş. Allah cezanı vermesin Ferit. Ömrümü verdim ben sana. Ömrümü verdim ben ya, sana. Yok öyle bir şey. Yalan söyle, inanma. Helal olsun bir Sinan'a. Gördünüz mü? Karı kocayı nasıl birbirine düşürdü 2 dakikada? Bu adam çok yetenekli, çok. Ben ne zaman şakaya dahil olacağım yönetmenim? Dur kızım, sıran geldiğinde söyleyeceğim ben sana. Bu şaka harika ya. Hemen bugün programa yetiştirmemiz lazım. Lari, ne yaparsın sen kızcığım? Börek mi yaparsın, mantı mı yaparsın? Biraz küçük küçük yapsana benim güzeller güzeli narenim. İnsanoğlu yiyecek onları. Ay tamam teyzem. Kolay gelsin, hayırlı olsun, hayırlı işler olsun. Ay hoş geldiniz canlarım benim. Ay iyi ki geldiniz. Hadi ellerinizi yıkayın da bize yardım edin. Tamam. Ay Safi, sana da selam verince borçlu çıkıyor insana ya. Nasıl gidiyor işler Safiş? Ay Allah'a şükür iyi. Açılışta her bir kesler mantımı çok beğendi. Hatta dediler ki Necibe ablanın mantısından çok daha güzel olmuş. Kız Safiş, bu dükkanda sadece mantı mı satacaksın sen? Yok canım, başka yemekler de yapacağım. Hatta derim ki şu kapının önüne döner, sosisle ve kokoreç falan da koyayım derim. Ay ne güzel olur Safiş, vallahi iyi fikir ha. Hatta kek bile yapacağım. Ay kek dedim de aklıma geldi. Dilek kızcığım, kekin malzemeleri hazır mı yavrum? Evet evet, hepsi hazır. Ama kabartma tozu kalmamış. Aa, tekim alacak şimdi kabartma tozunu. Ablam ben Seyit'e söyleyeyim, gelirken alsın marketten, geçerken bırakır. Ay hadi canım benim, bir arayıver. Pardon, telefonu.
Efendim Zeyno, söyle gülüm. Seyidim, lokantada kabartma tozu bitmiş de Siye Zahmet marketten alır mısın? Tamam Zeyno, şimdi müşterim var. Onu bırakayım, getiririm tabii. Ne zahmeti canım benim. Sağ olasın. Birader, ben şu ileride sağda ineceğim. Tabii efendim. Ne yazdı? 15 lira efendim. Eyvallah. Buyurun. Eyvallah. Allah cezanı vermesin Ferit senin. Ben evde akşama kadar saçımı süpürge edeyim, sen de elin kötü kadınlarıyla otel odalarına bindirdik. Tüh, rezilsin. Allah cezanı vermesin. Yahu yok öyle bir şey be kadın. Niye inanıyorsun taksiciye? Yalan söylüyor. Abi ben niye yalan söyleyeyim ya? Tamam, bir hata yapmış olabilirim. Bir pot kırdım herhalde. Ağzımdan kaçırdım ama yani ben... Ama sarışını attım, çok güzeldi abi. Ya sen ne biçim insansın ya? İftira attığın yetmezmiş gibi, bir de pişmiş geldi gibi sırıtıp tesbih sallıyorsun ya. Abi, sen dün sarışın kadının yanında bana bir de bahşiş vermedin mi? Şimdi böyle mi olduk yani? Ya çek sağa, çek, gideceğim, çek, çek. Tamam abi, ne kızıyorsun? Al, çektim, hadi bakalım, iyi. Buyur. Hadi kızım, senin sıran geldi. Fırla göreyim seni. Tamam yönetmenim. Sen gel bakayım buraya, gel. Allah cezanı vermesin. Ferit! Kim bu kadın Ferit? Sen de kimsin be? Aşk olsun, şimdi böyle mi olduk Ferit? Asıl bu kadın kim? Bu kadın benim karım. Ne? Sen evli miydin Ferit? Hani bekardın sen? Ne diyor bu kadın Ferit? İşte yengeciğim, dünkü sarışın kadın bu. Ferit efendi, atıp tutuyordum ben yalan söylüyorum diye. Bak kadın karşına çıktı, gördün mü? Niye şey yapıyorsun, inkar ediyorsun? İşte hanımefendi burada. Allah cezanı vermesine mi Ferit senin? Ya vallahi yalan hayatım, ilk defa görüyorum bu kadını ben ya. Beni evlenme vaadiyle kandırıp şey etti. Abo, ne etti? Rezil kefaze seni, Allah senin cezanı vermesin. Bugünden geziyor, boşanıyorum. Dur ben ablacığım, dur. Gel buraya, ne boşanması? Sen bu işe karışma. Yok, ben karışacağım ablacığım. Ben bu adamı ilk defa görüyorum. Hayatımda hiç tanımam, etmem. Biz sana şaka yaptık ya. Şaka mı? Ne şakası? Kamera şakası. Arabada iki tane gizli kamera var. Bir tane de kamera orada. Bak, yönetmen de orada. El sallayın, el sallayın. Lütfen kamerayı el sallayalım. Bu hanımefendi de bizim ekipten. Abi sen de el sallasana. Sallayacağım, sallayacağım ama ben başka bir şey sallayacağım. Ne sallayacaksın abi? Yumruk sallayacağım. Şerefsiz, böyle şaka mı olur? Seyidim, içeri gelsene. Ha, yok Zeynep, acelem var benim, çalışacağım ya. Ondan kabartma tozunu aldım arkada. Seyit, kabartma tozu arka koltukta duruyor. Ha Zeynep, ben poşeti öyle arkaya doğru attım, demek içinden düştü canımın içi. Hayırlı işler, görüşürüz. Sağ ol. Zeyno, özleyeyim seni ya, unutma. Ya Seyit. Dök kızcığım, dök. Ay tamam, biraz fazla kaçtı ama olsun, neyse. Yahu Leyla'cığım, neymiş senin bu kaynana ya? Yani sırf yemeklerine kötü diyebilmek için zehirlenmiş numarasını hayatta ha? Aynen öyle Nuri amca. Ya Allah Allah yani. Bilemezsin, bu senin kaynananın yanında Şazi Mehmet zemzem ile duş almış gibi görünür gözüme yani benim. Allah kolaylık versin Leyla, ne diyeyim? Ha, bir dakika susun da Sinan abinin şaka programı başlıyor. Bu şakamızda Sinan şaka zedemizin çapkın olduğunu söyleyince şaka zedemiz karısından bir güzel dayak Allah yiyor. Allah cezanı vermesin Ferit senin. Nasıl tanıyamadım? Nasıl tanıyamadın abi? Geçen gün ben seni otele bıraktım ya, yine aynı otele mi gideyim abi? Ne oteliymiş bakalım bu Ferit? Eh be Sinan, eh be anne. Böyle şaka mı olur? Eşek şakası ya. Şaka zedemiz taksiden iniyor. Fakat şakamız henüz bitmedi. Şakaya bir kişi daha katılıyor. Ferit! İş boşanmaya kadar varınca Sinan mecburen şaka zedemize gerçeği açıklıyor. Ellerin dert görmesin be kardeşim. Nasıl çaktın yumruğu yüzüne?
alkışlıyorsunuz, benim programımı seyrediyorsunuz. Yok oğlum, biz seni alkışlamıyoruz. Sana yumruk atan adamı alkışlıyoruz. Ne biçim program oğlum bu? Her programın sonunda dayak yiyorsun. Aşk olsun baba ya. Nuri kardeşlik, bu dayak arsızı oldu bile. Dümbelek gibi oldu. Ha babam, dumba dumba dayak yer yani. Vallahi bu medya maymunu oldu adeta yani. Ağza bak ağza. Sen de telefona bak, telefona. Efendim kaygana. Tamam. Nasıl dövdüler seni? Bayılıyorum ben bu programa, bayılıyorum. Yediğin her yumrukta içimin yağları eriyor. Allah seni inandırsın, sen bu programa başladığından beri ben tam 4 kilo vermişim. Kaygana, madem çok eğleniyorsun, sen de katıl programa. Benimle beraber sen de dayak ye. Ya Sinan Cankuş, kayganın haklı ya. Bırak şu programı be, dayak yiyip duruyorsun. Evet Sinan abi ya, yoksa dayaktan öldürecekler seni yani. Boksör olsan bu kadar çok yumruk yemezdin. Bu var ya, bu dayak için müptela oldu. Dayak yemedi mi bile her tarafı gidiş gidiş kaşınır böyle. Gidişir bu yani. Siz dalga geçin, dalga geçin. Ama günün birinde öyle bir şaka yapacağım ki şapka çıkaracaksınız, şaşırıp kalacaksınız. Sen inanır mısın bu süredine be? Senin bu süredine kargalar bile güler. Gak, gak, gak. Gaz. Gaz, gaz. Ben gaz alayım, geleyim. Arabaya tabii. Gaz, gaz, gaz. Can, sen bundan sonra okuldan çıkışta direkt buraya geleceksin, tamam mı? Sen artık benim elemanım oldun. Peki Safiye teyze, siz de kek ister misiniz abla? Vallahi ben yerim. Yo, ilk önce işini yapacaksın, sonra kekini yiyeceksin. Heh. Ay yemeyeceğim diyordum ama görünce dayanamadım. Nefis görünüyor. Afiyet bal şeker olsun. Can, sen bu işi kıvırabilirsin değil mi? Dökmeden götürebilirsin değil mi kızanım? Aa, tabii götürür, canavar gibidir benim torunum. Götürürüm evelallah. Tabii çalışan bir emekçi olarak benim de bir takım haklarım var değil mi Safiye teyze? Aa, duyuyor musunuz şunun laflarını? Duymaz mıyım? Merak etmesin sen, ben sana harçlık da vereceğim. Hadi dökmeden götür. Ha anne. Hı. Ben artık hem çalışıp hem de okuduğum için yani karnımda kırık notlara artık kızmazsın değil mi? Bana bak, bir tane kırık not getirir senin kafanı patlatırım. Babası kılıklı, bak sinekten yağ çıkarıyor. Bakar mısınız, kekten bir porsiyon daha alabilir miyim? Biz de alalım, 2 tane. Hemen. Ya abla, nasıl yaptın bu kekleri? Herkes kapış kapış istiyor. Ben bunları yaparken içine sevgimi katarım be Zeynocuğum. Sapış bir. Bu kek çok değişik, çok güzel ya. Afiyet bal şeker olsun. Ay Safiş, bu yaptıklarından sonra ben varın gibi olacağım o yıl. Sen bana mı gülüyorsun kız? Sana gülmüyorum. Kime gülüyorsun? Aa, ne oldu bunlara be? Buyur Nuri babacığım, afiyetle ye, soğutma. Eyvallah. Nasıl Nuri babam, iyi yapmış mıyım Sayfa yenge ile anlaşmakla? Çok iyi akıl ettin ya vallahi. Çok da iyi olmuş ha. Afiyet olsun baba. Merhaba yine arkadaşlar. Oo, Ali Kemal bana mı yemek hazırladı? Sağ olasın, var olasın. Ben hep söyledim, böyle duraklı yemek çıkması lazım diyerekten kardeşim. Eline sağlık Ali Kemal ya, ne olmuş ya? Vallahi kaşığı yiyeceğim ha. Osman beğendin mi? Çok beğendim. Kaşığı yiyeceğim dedim ya. Oh, rahatladım ya. Çok iyi. Beğenmen çok mutlu etti beni çünkü Sinan'la Safiye anlaştılar. Bundan sonra öğlenleri buraya Safiye'den yemek gelecek. Ne oluyor ya? Adam gidiyor sırtına vur sırtına. Ha, iyi misin? Nedir o be?
hiçbir şeye benzememiş. Az önce öyle demiyordun ama Osman abi. Demin ağaçtan bile ayakkabı közelesi olsa yiyebilirdim ama iki kaşık alınca bunun ne alt olduğunu anladım. Ya bak ağam, ben şimdi yemekten çok iyi anlarım, tamam mı? Bir kere çok güzel olmuş. Hem kötüleme, deminden beri iyisin, şimdi kötülüysen. Haydi haydi götür götür. Yemem. Bu Safiye bunun içine kim bilir nasıl bir kıyma koymuştu. Aa, belki de bir eşek kasıp onun kıymasını bunun içine koymuştu. Ya Osman aga ya, ne gıcık bir adamsın sen ya. Biraz önce lapur lapur götürüyordun. Kimin yaptığını söylemesek tabağa, kaşığı maşı hepsini yiyecektin yani. Bak kardeş, Süleyman'dı deme. Eğer Safiye ile bu anlaşmayı iptal etmezsen bütün şoförler azımsızlıktan vallahi telef olacaklar yani. Çok zorlandım Osman'cığım. Hiç zorlanma. Bütün şoför arkadaşlar çok sevecek. Sen yedin yedin yemedin başının çaresine bakacağım. Hadi yapalım. Hadi. Ha, telefon. Efendim hocam. Tamam hocam. Hemen geliyorum. Tamam hemen geliyorum hocam. Şaka mı çekmeye gidiyorsun yine Sinan abi? Ya yok be, yine dayak yemeye gidiyordur bu. Ağza bak ağza. Nuri baba, izninle ben bir gideyim, bir şakayı çekeyim geleyim. Hadi oğlum, hadi. Yemek, yemek. Millet kafayı sıyırdı be. Yanlış anladı herhalde. Biz mantıcı açtık, problem değil ki. Neyse millet ocağa yer ararmış. Ya durun, ne yapıyorsunuz? Dükkanın altını üstüne getiriyorsunuz. Dilek, biz nerede yanlış yaptık? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Yani yemeklerini bu kadar beğenip de delilendiğini ilk kez görüyorum ben. Yukarıdaki esnaftan ihbar aldık. Burada tuhaf şeyler oluyor. Hem de çok tuhaf şeyler oluyor. Ya bakar mısınız komiserim, herkes çıldırdı. Komiserim, ihbar doğruymuş. Kokain vermişler müşterilere. Ne? Ama biz öyle şeyler yapmayız komiserim. Ya biz o dediğinizin adını bile bilmeyiz ki. Ay kokainden mukainden biz anlamayız. Belki kasap eşek eti vermiştir. Eşek eti sarı şeker mi acaba? Onu araştıralım bir. Allah seni kahretmesin Safiye. Bize kokayı mı verdin kız sen? Ay yazıklar olsun. Bizim de karakola kadar gelmeni diyeceğim ediyor. İfademizi alacağız. Ama biz bir şey yapmadık ki. Ya bir şeyler yaptınız. Ama dedik bir şey yapmadık. Bir şey yapmadık. Osman babacığım, sen yemişsen ben yiyeyim mi? Zakamın kökü ne? O Safiye'nin pişirdiği mantıyı tüveyim. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Anlamadım komiserim. Ne diyorsunuz? Tamam, hemen geliyoruz efendim. Hayrola, ne oldu Nuri amca? Yahu Safiye'leri karakola almışlar. Niye ki? Tabii götürürler. Böyle mantı pişirmek suçtur. Alenen anayasaya karşı gelmektir yani. Osman Bey, mantı pişirmekten değil, kokain dağıtmaktan almışlar. Ne? Kokain mi? Yeminle öldüreceğim ben bu Safiye'yi. Ya Osman saçmalama. Safiye'nin kokainle ne işi olabilir ya? Evet ya. Safiye abla yapmaz öyle şey. Ben de yapmaz sanırdım ama sözümü dinlemedi, gittim mantıcıya açtı. Demek ki o dükkan bile paralanmış bile. Ya Osman aga, bırak Allah aşkına ya. Mafyalar gibi yapar bile. Mantıcıyı paravan etmiş, arka taraftan kokain satar. Ya bu deliği niye dinliyoruz biz de ya? Geç kalacağız, bir an evvel gidelim hadi. Ağam Zeynep orada mıymış? Hepsini almışlar. Eyvah. Bırak size emanet ha. Çok güzel bir şakamız var. Senden iyi bir performans bekliyorum Sinan. Vallahi öğretmenim, ben bu işi bırakıyorum yani. Ne? Sen ne diyorsun be adam? Nasıl bırakırsın? Olur mu hiç öyle ya? Bizi yarı yolda bırakamazsın. Vallahi bırakırım öğretmenim. Sürekli şaka yapıyoruz, sürekli ben dayak yiyorum. Hep de sol gözüme vuruyorlar, vuruyorlar. Sürekli mor. Gözüme vurdular, gözüm ağrıyor. Gözüme vurdular, gözüm ağrıyor. Arkadaşlarıma rezil olurum ben ya. Müzik
Safiye Hanım, bu ciddi bir suçtur. Her şeyi ayrıntısıyla anlatmanız sizin yararınıza olur. Vallahi keke kokain koymadım komiserim. Keke kokain kondu nerede görülmüştür? Kekin içine un konur, kabartma tozu konur ama kokain konmaz. Ya hem ben de şahidim. Hiç öyle bir şey koymadı yani. Ben yanındaydım. Ben de şahidim. Kendisi benim 22 yıllık annem. Ve bana birçok kek yaptı. Çikolatalı yaptı, üzümlü yaptı, sonra cevizli yaptı. Ama kokainlisini yani hiç yapmadı. Ya hanımlar sakin olun. Yani biz de böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz ama olayın açıklığa kavuşması lazım. Kek yaparken bunu kullanmışsınız. Bu da kesinlikle kokain, kabartma tozu falan değil. Doğru söylersiniz komiserim. Ondan koydum kekin içine. Kabartma tozu bitmiş idi. Zeyno'dan istedim, o da Seyit'e söyledi. Seyit de getirdi sağ olsun. Safiye! Ay. Safiye, susak Safiye! İş yeri açacağım dedin, başımıza iş açtın. Ya Osman, bir dinlemeden, anlamadan ortalığı karıştırma ya. Sorma kardeşlik, sorma. Yani kadın diye yıllarca koynumda uyuşturucu baronu beslemişim ben meğerse. Ben suçsuzum Osman. Hadi orada, hadi. Kokolu mantı yaptım, ondan müşteriler bile dükkanın önüne sıralandılar. De bir kere ben kokolu mantı değil, kokolu kek yaptım. Ha, o zaman bu suçsuzdur. Salıverin bunu, gitsin dolaşsın gari. Ya Osman, bir dinle be. Bir dur, bir dinle. Bellidir işte kardeşlik. Çocuklarımın anası Escobar çıktı. Sana Safiye, çocukları zehirletmeyeceğim. Komiserim, bu kadına dünyanın en ağır cezası neyse onu verin. Ya baba, sen neler söylüyorsun? Eğer ki ihtimal varsa idam cezasının yeniden uygulanması için... böyle eylem yapar, imza toplar beni. Ne? Ya Osman abi, sakin ol. Yasal yollardan olmaz derseniz, ben yasa dışı yollardan onu bile keserim. Canım, her şeyi de devletten beklememek lazım tabii ki yani. Osman, sakin ol, atarım dışarıya bak. Henüz soruşturma aşamasındayız. Komiserim, mutfakta bulduğumuz diğer torbalar gerçekten kabartma tozu çıktı. Ya ben onlardan kullandım komiserim. Nereden geldi bu poşet? Abi, ben aldım onu marketten komiserim. Hele bir anlat bakalım Seyit. 5 tane almıştım. Götürdüm Zeyno'ya, dükkana verdim. Hala 5 paket var burada komiserim, hiç kullanılmamış. İyi de peki bu onların arasında nasıl karıştı? Nasıl karışmış olabilir? Ha, Zeyno. Zeyno onu alırken dışarıda bir tane vardı, paketlerden biri dışarıdaydı. Onu da böyle eliyle aldı, çıktı gitti. Bilmem komiserim. Demek koltuğa düşmüştü ha. Peki en son müşterin kimdi? Belki ondan düşmüştür. Vallahi tanımam komiserim. Ama adresi bıraktığım yere hiçbir zaman unutmam ha. Tolga, hemen Seyit'i de alın. Gösterdiği adrese bir baskın yapın. Adamı alın, gelin buraya. Bağış üstüne komiserim. Hadi Seyit. Ay, Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. İnşallah. Eyvah! Safiye suçsuz öyle mi komiserim? Suçsuzum tabii Osman. Sen beni dinlemedin, etmedin. Beni uyuşturucu baronesi ilan ettin. Çok talihsiz açıklamalarda bulundun. Sus Safiye, sus! Sus! Suçsuzluğun ispatlanana kadar benim nazarımda suçlusun. Aklan paklan, yoksa benden sakla. Hüseyin, bunu sakın bırakma ha. İşte burası komiserim. Adam taksiden indi, ablana girdi. Tamam Seyit. Kim o? Aç kapıyı polis. Allah kahretsin. Sen arka tarafa dolaş. Sen de kapıyı kır. Hadi bir, iki, üç. Seyit sen burada bekle. Hakan, arka tarafa iyice bak. Ben de etrafa göz kulak olayım bari. Komiserim, yakaladık. Ulan arkadaş, sen mal mısın? Sen yüzünü yapar, sen de çürüyeceğiz. Tamam seni çabuk seni. Adama zarar verme, sorgula lazım bize o. Ben bir şey yapmadım komiserim. Tabii canım, gizli gizli arkadan çıkıp sabah sporu yapacaktın değil mi? Götürün merkeze, orada anlatırsın derdi. Güzel. Hadi. Baba, artık ben bu şaka işlerini bırakıyorum. Niye evladım? Oysa çok hevesliydin. Evet baba, ben şaka yapıyorum, dayak yiyorum. Şaka yapıyorum, dayak yiyorum. Şaka yapıyorum, dayak yiyorum. Hep de sol gözüme vuruyorlar baba. Bıktım artık ya. Oralara ne gidersin be çocuğum? Ben seni her gün bile döverim ha. Gördün mü işte baba, bu yüzden. Hep benimle alay ediyorlar. Maskara haline gel. Resmen şakraban oldum. Yani durakta Ali Kefal'den daha şakrabanım baba. Hop hop hop. Ben şaklaman mıyım da? Ya aslında bu işi bıraktığın iyi oldu seninle.
Yoksa aldığım paralar pansuman parasına bile yetmiyordu artık. Ne oldu Seyit? Baskın nasıl geçti? Tolga iyi mi? Merak etme bacım. Baskın çok iyi geçti. Adamları yakaladılar. Bir de güzel konuşturdular. Tolga komiserim de iyi. Kadınları da bıraktılar. Beni de bıraktılar. Çok şükür. Aman çocuklar. Ya yani arabanıza binen müşteriye, müşterinin bıraktığı paketlere falan çok dikkat edin Allah aşkına. He aman ha uşaklar. Nuri babacığım doğru söylüyor. Az daha Seyit abi yüzünden kadınlar uyuşturucu müptelası oluyordu daha. Ya arkadaş ben anlamadım. O kabartma tozlarının arasına o zıkkım nasıl karıştı vallahi. Allah korusun beni ha. Safiye'yi niçin bıraktılar? Kocasının sözünü dinlemeyen kadının içini tıksınlar. Müebbet. Ne oluyor ya? Aa! Niçin buraya geldiler be? Burası park yeri midir burası? Taksi durağı. Ve de buraya doğru geliyorlar. Abi kimse kımıldamasın. Geçin şuraya. Geçin. Ters bir hareket yapın. Kafasına sıkarım. La oğlum kim bunlar? Görmüyor musun ellerinde çanta falan var. Banka soydular galiba. Bakın arkadaşlar hata yapıyorsunuz. Kanundan kaçınmaz. Gelin yol yakınken teslim olun. Çok konuşma. Otur. Beynini dağıtırım. Tamam ben oturayım. Nuri baba da otursun. Ben oturabilir miyim? Ama bu oturmasın ayakta kalsın. Ben otururum ayakta duracağım böyle. Şey gibi. Teslim olun. Hiçbir yere kaçamazsınız. Etrafınız sarıldı. Ne yapacağız abi? Ateş etmeye başlarlar birazdan. Ateş ederlerse biz de kendimizi koruruz. Canlı kalkan gibi duracaksınız orada. Kalkan gibi durun, kalkan gibi durun. Ya beyler tamam biz dediğinizi yapıyoruz da... ...karımı bu işe karıştırmayın. Sen sus, konuşma. Abiciğim benden canlı kalkan falan olmaz biliyor musun? Bak ben bir deli bir kemik bir adamım, zayıfım dur. Bağ kurşun ateş ettiniz mi yani? Seker benden size keli gelirim. Siz aha bak bunlar etli butlu. Bunlara istediğiniz kadar ateş edebilirsiniz. Ben size çay da yaparım. Kes sesini! Çay partisine gelmedik buraya. Teslim olmazsanız ateş açacağız. Ben onlarla bir konuşayım. Ne konuşacaksın ya? Durumu anlatacağım be. Komiserim, rehinelerden Osman Aga konuşur. Sakın ateş etmeyin. Vallahi hepimizi canlı kalkan olarak buraya dizdiler, öldürürler vallahi. Anladın değil mi? Ha, tamam. Bakın hiç şansınız yok. Rehineleri bırakıp teslim olun. Ha, duyar mısınız? Bak teslim olun diye. Cam aç. Aç! Kanka bak durakta bir şeyler oluyor. Eğer ateş ederseniz rehineler ölür. Aa, babamla rehin almışlar ya. Ana! Kanka çok heyecanlı. Ben şuradan patlak bir sıra alayım da geleyim. İzleriz. Ya saçmalama kanka. Koş hemen annemle haber verelim ya. İçeri girmeye kalkarsanız vururuz hepsini. Teker teker öldürürüz bunları. Ya bu nasıl işsin Allah'ım ya? Nerede bir bela var gelir bizim olur ya Allah Allah. Bittik biz. Öldük baba. Öldürecekler bizi. Halbuki daha ne bir umutlarım vardı benim, ne hayallerim vardı. Ben daha zengin olacaktım. Ekranlarda meşhur olacaktım. Star olacaktım. Megastar olacaktım. Bittik biz, bittik baba. Kan gölüne dönecek burası. Hep bizi öldürecekler baba. Baba. Ya Sinan abi, adamlar daha çok sinirleniyor. Sus. Kendini kontrol et de susak. Adam seni vuracak ya. Benim de hayallerim vardı. Ben daha meşhur olacaktım. Ben daha yükselecektim. Nerelere gelecektim. Zengin olacaktım sanki. Allah Allah. Bu panik atak krizine girdi ya. Kes. Tamam sustum abi. Çabuk buraya bir helikopter gönderiniz. Yoksa ilk rehineyi vuracağım. Yuh ya ne helikopteri? Bari füze isteseydin. İnsan otobüs ister, minibüs ister, taksi. Bak burası taksi durağı, taksi istesene. Anne, biz buraya geldik de dükkan ne olacak? Tebuka olan bitenden sonra ben artık bugün çalışamam. Kapalı kalıversin canım. Evet ya, bir stresinizi atın. Bugün büyük beladan kurtuldunuz. Ya hep Seyit yüzündendir. İnsan bir bakar o paket nedir, nereden gelmiştir, ne olmuştur, ne bitmiştir. Ay o nereden bilsin? Ya hep böyle aklı bir karış havada. Seninkisi öyle. Bizimkisi çok mu iyi sanırsın sanki? Yani şu dükkanı açtığımdan beri Osman'ı görmediniz mi? Bana kan kusturdu.
yani kan. El alemin kocaları karılarına yardımcı olur, bizimkisi de köstek olur. Ay vallahi ben de bu kocadan yana çok dertliyim. Yani bu Ali Kemal'in aptallıkları beni bitirdi bitirdi. Her gün döverim. Yoruldum dövmekten. Ayol en beteri bizde be. Sen ne diyorsun? Boşa diyorum şu kocayı Gülbin'e, bir türlü dinletemiyorum ki. Aman anne, Allah aşkına çocuk var, nereye boşanıyorsun? Sanki ben bıkmadım Sinan'ın yediği haltlardan. O şaka programında Allah'tan günde 3 öğün dayak yiyor da... ...oh, içimin yağları eriyor vallahi. Ali Kemal'i de Sinan abinin yanına versek, biraz da o dayak yese. Bence hepsini gönderelim. Anne! Ah, polisler çevirmiş. İçeride silahlı adamlar var. Herkesi rehin almışlar. Ne? Doğru mu söylüyorsun sen Can? Doğru vallahi. Gözümüzle gördük. Kafalarına silah dayamışlar. Hepsini öldürecekler anne ya. Sinan! Damadım! Baba! Helikopter gönderecekleri yok bunların. Helikopter nerede kaldı? Bakın, henüz hiç kimseye bir zarar gelmemişken hemen teslim olun. Anlaşıldı. Şaka yapmadığımıza inanmanız için rehineleri birer birer vurmaya başlayacağız. Birini öldürüp atalım dışarı cesedi. Bak nasıl geliyor helikopter. Ya abicim, helikoptere ne gerek var da uğraşmayın, o anca gelir. Ben, bakın, ha buraya bir benim taksim vardır. Ben sizi ikide çelicene kadar bırakayım. Vallahi taksimetreyi açmam, para da almam. Bu en gerizekalısından mı başlasak vurmaya? Yok. Ya yazıktır, günahtır. Gerizekalıya vurmayın. Aha, en üst yatçısından başlayın. Ulan benden niye başlıyorlar? Oo, sahtekar herif. O zaman en delisinden başlayalım, bunu vur. Allah Allah, niye bana geldi piyango şimdi ya? Arkadaşlar ben daha kitabımı falan yazmadım. Şiir kitabı yazıyorum da vurmayın beni, ne olur ya. Kes sesini be! Yoksa hepinizi birden vuracağım şimdi. Vurmayın! Zeyno! Seyit! Zeyno, duyduklarım doğru mudur? Seyit'i rehin mi almışlardır? Yava ne görmeyeyim, sen kafasına silah dayamışlar. Seyit'imi bırakın kurban olduğum. Onun minicik bebesi vardır. Abi, herifin küçük bebeği varmış. Vurmasak mı onu? Seyit benim, beni bırakabilirsiniz kardeşim. Ya arkadaş, ne dingil adamsın. Seyit benim arkadaşım, Seyit benim. Olurum canım, Seyit benim ya. Seyit'imi bırakın kurban olduğum. Zeyno'yu rehin alın. O çok marifetlidir. Onunla çok iyi rehine olur ha. Anne, kurban olan Zeyno'yu da al git buradan, tamam mı? Ortalığı karıştırırsan ya, sizin yüzünüzden burada birbirimize düşeyim. Lütfen ya. Kes sesini. Bak Safiye. Eğer ki bana bir şey olursa kızlarıma göz kulak ol, tamam mı? Babacığım. Sen merak etme Osman. Eğer ki ben ölürsem sakın bir üvey baba getirme başlarına ha. Bu benim aklıma nasıl gelmedi ya? Ben kocasız yaşayamam ki. İyi ki hatırlattın Osman. O Rumeli'yi arayayım da Hayriye abladan bir koca isteyeyim. Anne. Allah cezanı versin Safiye. Ay ne yapayım Osman'ım? Ben kocaya çok alışmışım. Tiryakisi olmuşum. Bak ölsem bile mezardan bile hortlarım. Baltamla gelip seni bile dilik dilik doğrarım Safiye. Üstüme evlenme, tamam mı? Ay üstüne evlenmem ki Osman. Yani sen öldükten sonra sen yoksun aslında. Korkma Osman'ım. Sen orada yatarken ruhun bile duymaz. Sen orada rahat rahat uyu yiğidim. Ben yeni kucağımla senin yasını tutarım. Sinan! Sinan, seninki bir şeyler söyleyecek. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ağzından yel alsın kızım. Biz yaşarız. Bizi merak etme. Hem de 10 numara yaşarız. Ya Kaygana, sen ne hain, ne zalim bir kadınsın ya. Ben burada Azrail'le boğuşuyorum. Ölmemek için çaba sarf ediyorum. Sen ne diyorsun orada? Ay Ali Kemal kocacığım, bak sakın kendini öldürtme. Ben sensiz yaşayamam. Nanim, şimdi konuşuk edemiyorum yani. Sait, sakın ölmeyesin ha. Sana ben avrat bulacağım. Daha bir sürü böyle boy erkek babaların olacak. Zeyno, canım karım. Ya bu anneye al lütfen git buradan. Bak vallahi şimdi uçacağım buradan, oraya geleceğim ha. Yeter be. Sizin derdinizle uğraşacak değiliz burada. Helikopter için süreniz doldu. İlk rehini öldüreceğiz şimdi. Tamam kardeşim, tamam.
Çekilin şöyle. Öldürecekseniz beni öldürün be. Hadi beni öldürün. Ne yapıyorsun ya Sinan? Her mert, her delikanlı, her yiğit erkeğin yaptığını yapıyorum baba. İnsanlık adına kendimi feda ediyorum. Sizler adına ben ölüyorum. Görevi. Hakkını helal et yavrum. Bak ben arkadaşlarımı kurtarmak için kendimi feda ediyorum. Ya Sinan kendini acımıyorsan bize acı. Yok yok bize acıma. Biz bakarız birbirimize merak etme. Ay anne burada benim kocamın kafasına silah dayamışlar. Senin söylediğin laf ne? Mukadderat. Kader. Alnında ne yazıyorsa o evladım. Baba kenarda kıyıda bir banka hesabın varsa söyle. Yani gözün açık gitme. Oğlum benim param yok ama sana daha önemli, daha değerli bir şey bırakıyorum. Onurumu bırakıyorum. Baba onur ne ya? Fark etmez ki o. Onur mu? Onur bir insanın şanıdır. Onur şandır. Hadi sık kardeşim. Sık, sık. Sıkıysa sık, 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 sık. Böyle olmaz. Herkesin gözü önünde vurayım ki seni. Ne kadar ciddi olduğumuzu anlasınlar. Yürü. 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 Aha. Gel. Çık, çık, çık. Ya. Gel, gel. Sinan abi. Ay canım. Madem helikopter göndermiyorsunuz, bu adamı gözünüzün önünde vuracağız. Ay Sinan. Oğlum. Helikopter istedik ama buralarda inebileceği bir yer olmadığı için gelemiyor. Bırakın onu da teslim olun. Ne olur kıymayın Sinan'ı, ne olur. Bırak grubu. Kıysınlar. Kıysınlar bana. Zaten bu dünyada kimse beni sevmiyor. Kaygılan bile programda dayak yedim diye kilolarımdan arındım dedi. İğne ipliğe döndüm dedi. Eğer ben ölürsem iyice zayıflar. Bırak vursunlar, kimse sevmiyor beni. Yapma oğlum, yapma Sinan'ım. Ben o kadar kötü müyüm? Ben aslında seni çok severim. Üçkağıtçısın, yalancısın, dolandırıcısın ama özünde iyi insansın. Seni seviyorum oğlum. Ağza bak ağza. Çabuk olun. Süre doluyor. Ah, hiç değilse seni öldürmeselerdi, süründürseler bari. Ay katil bey oğlum, kafasına değil ayağına sıksanız olmaz mı? Hayatını bağışlayın onu. Kaygana, kaygana ne diyorsun sen? Kimse beni sevmiyor diyorum, kimse sevmiyor. Aa, niçin bile söylersin Sinan? Biz varız ya, bütün Akasya durağı seni çok sever. Nerede varsınız? Madem beni seviyorsunuz, niye benimle alay ediyorsunuz? Her gün benimle gır gır geçiyorsunuz. Şaka programına çıkıyorum diye benimle dalga geçiyorsunuz ya. Sinancığım, bak oğlum. Yani Akasya durağı adına, bütün bu insanlar adına senden özür diliyorum evladım. Ya Nuri Baba. Blöf yapıyorlar ya. Hiç mi Amerikan filmi izlemedik sanki? Helikopteri geçirtmek için öyle söylüyorlar, anlamıyor muyuz? Hiç bu filmlerde de böyle reynelerin öldüğünü falan görmedik. Saçmalıyorlar yani. Sus. Tabii. Elif'in konuşmasından etkilenmiştim. Öldürmeyecektim ama sırf sana inat geberteceğim şimdi. Abi ne yapıyorsun? Amerikan sineması ha. Al sana Amerikan sineması. Vallahi yazıklar olsun Amerikan sinemasına ya. Hepsi yalanmış. Hiçbiri gerçek değilmiş ya. Ölüyorum. Vurdular beni baba. Vurdular. Nuri Baba, günah çıkarmak istiyorum. Geçen gün arabayı kaldırıma sürttürdüm. Boyası çıktı. Sonra onu sarı kalemle boyadım baba. Osman Aga. Biz seninle Vorti ile Zorti gibiydik. Karagöz'le Hacivat, Tom ve Jerry gibiydik. Ne olur sana olan borçlarımı affet. Seyit'im, canım kardeşim. Hatırlar mısın sana kız kaçırmıştık ta Urfa'dan. Beni vurmuşlardı ya. Zeyno bacıma iyi bak. Leyla bacım, Leyla bacım. Ne olur sen de Tolga enişteme iyi bak. Arifim tarifim, canım kardeşim. Belki senin yüzünden ölüyorum ama olsun. Ben sana hakkımı helal ettim. Sen de bana helal et. En iyisi sen benim için bir şiir yaz. Ali Kefar, eğer bir oğlun olursa sana vasiyetimdir. Adını Sinan koy. Ulan harbiden adamı benim yüzümden vurdular ya. Kıydılar aslan gibi oğlumu. Yavrum. Oh, 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 oh.
Şaka yaptım, şaka yaptım. Sizleri kandırdım, şaka yaptım. Baba, bu arkadaşlar bizim şaka ekibinden, polis arkadaşlar da öyle. Biz size bir şaka yaptık. Ama nasıl kandınız değil mi? Nasıl korkuttum sizi? El sallayın, kameraya el sallayın hadi. Nasıl yani? Şaka yaptın değil mi Sinancığım? Aslanım benim ya. Abu, ne oluyor? Abu, aferin. Yolla, bir taksi yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim, yolda kalmak istemem. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yolla.